arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen seferki seminerimizin konusu İstanbul'un planlama tarihiyle ilgiliydi. İşte İstanbul'u Bizans döneminden alarak günümüze kadar getirerek İstanbul'daki planlamanın tarihçesi, fiziki planlamanın tarihçesi, İstanbul'un gelişim alanları, işte erkler, insanların davranışları, insanların şehre yaklaşım biçimleri ve yapı yapma şekilleri, gelenekleri üzerinde konuşmuştuk ve konuyu günümüze kadar getirmiştik. Şimdi bugünkü çalışmamızın konusu kaçak yapı olacak. Benim de bir dönem oldukça uğraştığım bir konu, kaçak yapılaşma. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, aslında bütün kötülüklerin de anası gibi falan diyebileceğimiz tarzda bir kavram aslında kaçak yapı. O zaman önce bir isterseniz kaçak yapıyı tanıyalım. Böyle kısa bir tarif ederek kaçak yapı nedir? Oradan biraz başlayabiliriz. Kaçak yapı bir kere yönetim erkinin, yani yetkili yönetimlerin, bu yetkili yönetimler neler olabilir? Köylerde ihtiyar heyeti olur, kaymakamlıklar olabilir, valilikler olabilir, yerel yönetimler olabilir ya da bakanlıklar olabilir. Yani yetkili yönetimin muhakkak bilgisi dahilinde olması lazım meşru bir yapının. Dolayısıyla demek ki yetkili yönetimlerin bilgisi dışında ya da imar planlarıyla getirilen yapı yapma şartlarına uymayan yapılara biz kaçak yapı diyoruz. Bu yapılar ende daha büyük olabilir, irtifada daha büyük olabilir, taban alanındaki oturmalarda daha büyük olabilir. Her halükarda o şehrin ait olduğu imar yönetmeliğine ve imar planlarına uygun davranması zorunludur. Demek ki yetkili yönetimlerin dışında ve imar yönetmelikleri ya da imar planlarına uymayan yapılar kısaca kaçak yapı tanımına giriyor. Şimdi bu kaçak yapıların karakterleri nelerdir? Buradan bir tabloyla ben bunu size göstereceğim. Evet, yani imar düzenlemelerine aykırı kaçak yapı türleri. Ha, bir de belki şeyi söylemek lazım. Yani hep bir yapılar ruhsatlı mı olacak? Ruhsata tabi olmayan yapılar da var mı? Var. Köy yerleşik alanlarında yapılan, tarım amaçlı, hayvancılık amaçlı olan yapılar. Yine köy yerleşik alanlarındaki ortak kullanım alanları. Ama onda da yine köy ihtiyar heyetinin ve muhtarlığın oluru gerekiyor. Ruhsat değil ama olur gerekiyor. Şimdi bu imar düzenlemelerine aykırı kaçak yapı türlerine bakacak olursak, bir kere öncelikle yapı ruhsatı olmayan yapılar. Yani belediyeye başvuracak, bir yapı ruhsatı alacak. Bu yoksa, evet, bu bir kaçak yapı. Köy muhtarlığından olur alınmadan yapılan yapılar yine kaçak yapılar sınıfına giriyor. Şimdi bakıyorsunuz yapının ruhsatı var ama ruhsatına ve eklerine uymayan bölümler var, muhtes kısımlar var. Bunlar da yine kaçak yapı sınıfında yer alıyor. Başka ne var? Bilim ve sağlık kurallarına uymayan yapılar. Kat düzenine uymayan yapılar. Bakıyorsunuz bir yerde bir imar rejimi var. Orada 5 kat, 4 kat, 3 kat, neyse irtifalar 9.50, 12.50, 16.50. Bir tanesi aradan çıkmış 15.50, 18.50. Bunlar. Yani sokak rejimine ve kat düzenine uymayan yapılar. Komşu parsele, yola ve öteki alanlara taşkın yapılar. Bunlara genelde tecavüz derler. Yani imar jargonunda komşu parsele tecavüz etmiş ya da işte kamu parseline tecavüz etmiş. Demek ki taşkın yapılar, komşu parsele, yola ve öteki alanlara. Bina yüksekliği, çatı eğimi, iç yükseklik ve konutlarda bulunması gereken iç bölümler. Saçak gibi konulara uymayan yapılar. Bakıyorsunuz çatı eğimleri genelde işte %33'tür. Belki soğuk iklimlerde bu çatı eğimleri daha da fazlalaşabilir. Ama bunlar o şehrin imar yönetmeliğiyle belirlenir. O şehrin imar yönetmeliğinde bu durumlarda uyulmazsa eğer yapı yine kaçak yapı sınıfına girer. Taban alanı kat sayısına uymayan yapılar arkadaşlar. Bunları hep duymuşsunuzdur. Taks deriz. Taban alanı kat sayısı. Yani bir parselin ne kadarını kullanacak parsel sahibi? İşte 1 dersek tamamını kullanıyor. Değil mi? 0.50 dersek, 0.5 dersek taksın, yani taban alan kat sayısının ancak yarısını kullanabilir.
Şimdi imar planında 0,5 verilen bir yerde taks verilmiş. İşte diyelim 1000 metrekare bir parseli var. 500 metrekare yapması gerekirken binanın taban alanını, oturum alanını 750 metrekare yapmış. Yani uymamış bu şekilde. Komşu çekme aralıkları dediğimiz bir şey var değil mi? Yan bahçe mesafesi, işte arka çekme mesafesi var, ön çekme mesafesi var. Demek ki bu komşu çekme aralıklarına uymayan yapılar yine buna giriyor. Bina cephe hattına uymayan yapılar. Bunları çok sık görürüz İstanbul'da. İstikamet dediğimiz şeyler. Yani bir bina bir istikamette giriyor bir yol, bir sokak. Birdenbire bakıyorsunuz istikameti bozan yapılar var. Bina derinliği genelde bu arka parsellerde olan bir şeydir. Hatadır. Bina derinliğini aşar bazı yapılar. Arka parseli geçer. Bunlar da yine kaçak yapı hükmündedir. İmar bölgeleme ilkelerine aykırı ve kesin yapım yasağı olan yerlerde yapılan yapılar. En çok da İstanbul'da bu var. Yani ruhsat alması mümkün olmayan yapılar. Kesin yapım yasağı olan yerlerde olan yapılar. Yani şimdi hazine üzerine yapılan yapılar değil mi? Kıyılara yapılan yapılar, su koruma havzalarına yapılan yapılar gibi. Yani bunların bir kere maliye hazinesi arazisine ya da vakıf arazisine yapıldığı için hiçbir şekilde zaten ruhsat alması mümkün değil. Ama yani İstanbul bu açıdan oldukça yaygın. Tabi denetimler var. Denetimler var. Onlara da değineceğim. Şimdi bu kaçak yapılaşma konusunda değerli arkadaşlar iki tane madde var İmar Kanunu'nda. Yani 3194 sayılı İmar Kanunu'nda birisi 32. maddedir. 32. maddede bir kaçak yapı tespit edildiği zaman ilgili idarelerce tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı. Bu durumdan haberdar olduğu zaman bir yönetim yapıya gidiyor oradaki şantiye işte mıntıka mühendisi yapıyı yapıdaki aykırılıkları kaçakları tespit ediyor ve yapıyı mühürlüyor inşaatı mühürlüyor ve durduruyor. Ondan sonra bir tutanak veriyor inşaat sahibine ve mühürlüyor ve bir ay süre veriyor. Bu bir ay sürede eğer bina sahibi binasını düzeltirse mühür açılıyor. Genelde hep bina sahipleri de mühürü fethederler, kırarlar. O şekilde inşaata devam ederler. Bir de bundan dolayı ceza gelir. Dolayısıyla 32. madde bu süreci anlatan bir maddedir. Ve yıkım ruhsata aykırı olan yapılarda ve kaçak yapılarda yıkım kararlarını düzenleyen bir maddedir. Evet, son kısımda bakın. Aksi takdirde ruhsat iptal edilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı müteakip belediye ve valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. Ama şimdiye kadar hiçbir kere bile yapı sahibi tarafından tahsil edilmedi bunlar. 42. maddede arkadaşlar kaçak yapılardaki para cezalarını öngörür. 42. maddede genelde encümen karar alır. Ve encümen burada kaçak yapı sahibine para cezası keser. Bunlar da 32. ve 42. maddeler kaçak yapılar konusundaki en önemli iki tane maddedir. Evet, şimdi kaçak yapı tanımını yaptık. Kaçak yapı çeşitliliğini gördük. Neler bunlar? İlgili maddeleri tanıdık. 32. ve 42. maddeyi tanıdık. Şimdi bununla ilgili süreçten bahsetmek istiyorum. Yani size önce teknik bilgileri vermek istedim. Ama İstanbul'da kaçak yapılaşma nasıl başladı? İşte gecekondu olgusu neydi? Bunlarla ilgili isterseniz birkaç bir şey söyleyelim. Şimdi kaçak yapı olgusu ya da işte gecekondulaşma İstanbul'da genellikle değerli arkadaşlar 1970'lerle başlayan bir süreç. Şimdi burada mesela ben size 1970'lerin Zeytinburnu'ndan bir resim göstereceğim. Evet, burada bakın.
Evet. Burası Zeytinburnu. 1970'lerin Zeytinburnu'su. Tabii nasıl oluştu bu yapılar? Arazi mafyası dediğimiz, işte geldi insanlar bir şekilde İstanbul'un taşı toprağı altın diyerek İstanbul'un çeperlerini işgal ettiler. Parselasyon büroları açıldı. Emlakçı büroları yapıyorlardı. Emlakçı büroları aynı zamanda parseller yapıp, parselasyon planları yapıp bunları satıyorlardı. Yani milletin arazisini, devletin arazisini parselleyip sattılar. Ve kimse burada buna sahip çıkamadı. Bu sadece Zeytinburnu'nda olmadı tabii. Maltepe'de, Kartal'da, Ümraniye'de. Ama çok sembolik iki tane yer, İstanbul'un gece kondulaşma ve Kaçakköy yapı olgusundaki en sembolik iki yer Zeytinburnu ve Ümraniye'dir. Ama her yerde oldu bu şey. Fakat değerli arkadaşlar, ilk örnekler, daha sonraki diğer örnekleri de göreceksiniz. Bakın, bu gece kondular. İşte burada mahalledeki hanımları görüyorsunuz. Kimisi süpürüyor, kimisi su taşıyor. İşte bakın, çamaşırlar asılmış şeylere, caddelere. Bakın bu evler, bu tek katlı evler daha sonra bu hale geliyor. Bakın şu altta gördüğünüz evlere dönüşüyor. Yani bu kaçak yapılar daha sonra işte bir şekilde tapulu hale geliyor. İşte satılıyor. Arsalar zamanla satılmaya başlanıyor. Çünkü devlet bakıyor ki işgal edilmiş. Ya o zaman gel sana satayım arsamı diyor. Arsamı diyor. Bu şekilde satarak bu süreç devam ediyor. Şimdi bu ilk örnekler daha insani örnekler arkadaşlar. Böyle küçük bir bahçesi var. İşte içinde bir kümesi var. Kazı var, hindisi var, tavuğu var. Bahçesinde belki bir kuyusu var. Ondan sonra ağacı var muhakkak. Ağaç var bahçesinde. Yani bunlar böyle daha yeşillikli, tek katlı. İşte mahalle kültürünün hakim olduğu, kaçak da olsa falan yapılar. İnsani örnekler. Ama tabii daha sonra bunlar bu yapılara dönüşüyor. Ondan sonra da işte İstanbul'un süliyetini tehdit eden yapılara dönüşüyor. 16-9 yapısında olduğu gibi. Evet, 16-9 yapısına da mahkeme kaçak katların yıkılması kararını verdi, biliyorsunuz. En son silüeti bozan yapı. Ben anlayamadım, bunun nesi kaçak? O açıdan da işte imar plan tadilatı yapılmış, avan projesi tasdik edilmiş bir yapının imar yönetmeliklerine göre kaçak olması zor. Ama kaçak yapı hükmünde. Evet, ilk örnekler bunlardı. Daha insani işte, fakat sonra bu şekle dönüşen, ondan sonra da silüeti tehdit eden, evet, bir kaçak yapı örneği daha, bakın. Gök kafesi mesela. Bu da kaçak yapı örneği. Şimdi demek ki o kadar kimlik farkları var ki kaçak yapılarda. Yani tek katlı, insani boyutları olan, bahçeli falan, işte domates alıyorsunuz oradan, tavukları falan var, yumurta yiyorsunuz. Ben hatırlıyorum, çocukluğumda biz Zeytinburnu'na giderdik. Müslüm abi vardı, minibüsçü. Zeytinburnu Aksaray minibüsü vardı. O Zeytinburnu'na pikniğe giderdik. Pikniğe gittiğimizde işte oradan mesela inekten süt alırdık, yumurta alırdık. Yani böyle yerler yani bunlar. Gece kondu da olsa böyle yerler. Keşke öyle kalsaydı yani. Şimdi bakın, işte bunlara dönüştü. Bunlara dönüştü. Bunlar kimliksiz yapılar, bakın. Yani bunlar bir kimliği var diyemiyorsunuz yani, sonuçta cephe düzenleriyle falan. Evet. Gök kafes. Yani bu da değerli arkadaşlar, kaçak yapı tarihinde, ne bileyim, dünya mimarlık tarihinde de diyebilirim, İlk örnektir. İlk ve son örnektir. Başka da bir örneği var mı onu da bilmiyorum. Şu açıdan bilmiyorum. Gök kafesin parseli Beyoğlu Belediyesi'nin sınırları içerisindedir. Fakat bir gece içerisinde sadece gök kafesin bulunduğu parsel bir gece içerisinde zamanın ANAP hükümeti zamanından alındı ve Şişli Belediyesi'ne devredildi. Şişli Belediyesi buradaki avan proje tasdikini yaptı, yapılaşma koşullarını belirledi yani. Sonra düzeltilmiştir muhakkak yani. Bakın yani şu yapının da arkadaki Hilton Oteli, değil mi? Şurası Hilton Oteli. Hilton'u görüyoruz. Burada Taş Kışlayı görüyoruz.
Ama daha önemlisi bakın buradaki Dolmabahçe Camisi'ne bakın. Nereden baksanız buradan bakın, buradan bakın, buradan bakın. Bu bir kere buranın bir yapısı değil. Proporsiyon olarak değil. Fakat işte zorla yapılan, şehre karşı yapılan bir yapı. Bunlar da yine kaçak yapı hükmünde. Bir diğer kaçak yapı hükmünde olan yer Park Otel'di biliyorsunuz. Bunlar tabii çok gelişmiş azman kaçak yapılar. Onun için bunlardan bahsediyorum size. Park Otel. Park Otel kamuoyunda da çok tartışıldı. Sonra işte bir kısım, çok önemli kısımları da tıraşlandı. Kaldırıldı ortadan. Evet. Bunlar kaçak yapı konusunda artık geldiğimiz son noktalar. Yani skyscraper dediğimiz gökdelen yapılarının artık kaçak şekilde inşa edilmesi, silüetin, işte trafik düzeninin, altyapı düzeninin bozulmasına kadar olan süreçler. Şimdi süreçten bahsederken değerli arkadaşlar, evet dedik ki işte 70'lerle başlayan, arsa mafyasıyla başlayan arsaların satılması, Anadolu'dan gelen nüfusun buraları alması ve burada inşa etmeleriyle beraber oluşan bir kaçak yapı düzeni gidiyor. Yani işte 70'ten 30 sene 2000'lere kadar gidiyor bu şekilde. Ve her dönem işte siyaseten seçim zamanlarında tavizler veriliyor. Yani buralar yapılıyor. Sonra işte elektrik idaresi ve su idaresi buralara su getiriyor. Kaçak yapıyla mücadele konusundaki İstanbul'daki ve Türkiye'deki dönüşümün olduğu sene değerli arkadaşlar 2004 yılıdır. 2004 yılında iki tane çok önemli şey oldu. Bir tanesi belediyeler yasası değişti. 3030 sayılı yasa vardı İstanbul'da. O değişti ve 5216 sayılı yasa geldi. Ne oldu biliyor musunuz? Bu şehirde 41 tane, 32 tane ilçe belediyesi, 41 tane de belde belediyesi vardı. İlk kademe belediyesi de deniliyor. Aklınıza işte ne gelirse artık Büyük Çavuşlu falan beldesi vardı Çatalcalar'da, Silivri'de, Şile'de, işte Haratçı, Bolluca, yani ben şimdi Alemdar, bir sürü yerler vardı. Yani Büyük Çavuşlu, Küçük Çavuşlu falan şey Kırklareli'ye yakın yerlerde belediyeler vardı. İstanbul'un belediyesiydi bunlar yani. 41 tane belde belediyesi. Bunlar ne yapıyorlardı biliyor musunuz arkadaşlar? Bağımsız karar alıyorlardı Büyükşehir Belediyesi'nden. Büyükşehir Belediyesi sadece 1/5000 planları yapıyordu. Bakın şu kısımlarda, şu kısımlarda, bu soğuk su koruma havzalarının çevresinde bütün böyle buralarda, mesela burada Ava vardı falan. Buralar hep belediyeydi, şuralar. İstanbul'un sınırları, belediye sınırları ancak şurası Avcılar ve burada da işte Tuzla'ydı. 1/5000 planlarını Büyükşehir yapıyordu ama 1/1000 planlarını bu 41 tane belediye kendisi yapıp kendi imar uygulamalarını kendileri veriyorlardı. Kendi imar programlarını kendileri yapıyorlardı. E tahmin edersiniz yani neler olduğunu. Neler oldu? Bakın bunlar oldu. Orman içerisinde bir sürü yapı. Ben 2004'te göreve geldiğimde imar müdürü olarak önce bir helikopterle gezelim dedik İstanbul'un üzerine. Helikopterle gezmeye başladık. Bunları hep havadan tespit ettik hava fotoğraflarıyla. Heh dedik bu kesin kaçak, bakın çevresi tamamen orman yani. Bunun şeyi var mı artık? Devlet ormanı buralar. Bakın buralar devlet ormanı. Burada nasıl bir yapı izni verilebilir? Bu kelleşmedir. Burada bir yapı izni verilebilir mi arkadaşlar? Bu ancak ayrıcalıklı bir durumdur. Bu ayrıcalık demektir yani. Yapı içerisinde. Bütün her tarafı orman olan bir yerde böyle bir siteye izin vermek ayrıcalıktır. Tamam dedik, kaçak yapıyı bulduk. Helikopterden bunun fotoğraflarını çektik ama aşağı indik, belediyeye gittik, hepsi yasal. Çünkü bu 41 tane ilk kademe belediyesi, belde belediyesi 1/1000 planlarını yapmışlar, geçirmişler. Buna göre de ruhsat vermişlerdi. Hukuken hiçbir şey yapamadık.
Alın size bir örnek daha. Böyle yüzlerce örnek size gösterebilirim. İstanbul'un doğu yakasını ve batı yakasında. Bu şekilde yapılmış. İşte çevredeki orman kelleştirilerek. Bunlar yakıldı bu ormanlar. Her zaman aynı taktik. Orman yakılır. Ondan sonra takip edilmez. Tekrar üzerine gelir bir. Ama şimdi son yıllarda artık tabii ki bu takip ediliyor. Ama 2004 yılına kadar bu böyleydi. İlçe belediyesi alır, yakar birisi, keser ormanı. Birisi ondan sonra gelir imar verir. Bunlar da buraya pıtrak gibi. Bu villaları dizerlerdi. Hepsi kurşun asker gibi, Şivaykın askerleri gibi. Aynı hizada, aynı tip hepsi. Otururlar orada. İşte ortaya bir havuz yaparlar falan. Gördüğünüz gibi orada. 2004 yılında 5216 sayılı yasayla beraber arkadaşlar bir 11. madde geldi. 11. madde şuydu. Eğer ilçe belediyesi, o zaman tabi biliyor artık 5216 sayılı yasayla bu 41 tane belde belediyesi kaldırıldı mı? Bunlar çevredeki tek bir ilçeye bağlandı. Mesela Arnavutköy gibi, işte Sultan Gazi gibi falan. Bütün bu şeyler, yerleşimler Silivri'ye bağlandı, Şili'ye bağlandı. İlçe belediyesi haline geldiler. Bunların varlıkları sona erdi. Ondan sonra 41 tane imar otoritesi İstanbul'da ortadan kalktı. 41 tane imar veren yer vardı. Bu ortadan kalktı. 11. maddeyle beraber de eğer ilçe belediyesi ya da işte yerel belediye yıkamazsa kaçak yapıyı, büyükşehir belediyesine yıkma yetkisi verildi. İşte bu 11. maddeyle beraber kaçak yapılaşmayla mücadele başladı. Ben de tabii o zaman imar müdürüydüm. 2004 yılında göreve geldim. Ben göreve geldikten 2-3 ay sonra 5216 sayılı yasa devreye girdi. Bayındırlık İl Müdürlüğü hemen bana bir yazı gönderdi. Al dedi, bütün İstanbul'un imar denetim yetkisi sende. Artık bundan sonra Fatih'teki bir otel inşaatının kaçak yapısından da ben sorumluydum. Çatalca'daki bir köy evinin damını adam yapmış, yükseltmiş. Ondan da ben biz sorumluyuz yani büyükşehir olarak. Tabii biz dedik ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Böyle toplantılar falan yaptık. Tabii hemen şeyle bir ara verelim istersen arkadaşlar. Ezan okunuyor. Bunu bitirelim. Biz heyecanla dağıldık, anlatıyoruz.
Maşallah. Evet değerli arkadaşlar, evet ne oldu tabii İstanbul'da? Evet, envanter sonuçlarına bakın. İstanbul'da 1.241.000 tane binanın 761 bini kaçak. Yani bütün bu 2004 yılına kadar geldiğimiz süreçte bunlar oldu. Ne yapıldı? Evet. Yani bu rakam şu anda da çok fazla değişmedi. Belki %10 oynayabilir. Daha fazla değil. Şöyle bir tahammül diyeyim. Böyle bir şey vardı. İlçe belediyeleri ya da ilk kademe belediyeleri kaçak yapıları tespit ederlerdi. Ondan sonra çünkü bunları tespit etmeleri yasal zorunluluk, yoksa soruşturma geçirir. Tespit ederlerdi. Bunlara encümen kararı da alırlardı. Yazı da gönderirlerdi. Ama ondan sonra hep argümanları şu oldu. Bizim teknik desteğimiz yok. Yeteri kadar kepçemiz, makinemiz yok. Teknik personelimiz yok ki biz bu kaçak yapıları yıkalım. Bundan kaçmak için ne yaparlardı bütün bu belediyeler? Bir ihale açarlardı. Kaçak yapı yıkım ihalesi adı. Bu ihaleye de kimse girmezdi. Yani kimse böyle bir kaçak yapı yıkım ihalesine girmez. Belediye de en sonunda derdi ki ne yaptım ben görmedim. İşte yapmış vatandaş. Ama ben yasal işlemi yaptım. Encümen kararı aldım. 32. ve 42.ye göre de karar aldım. İhale de yaptım. Ne yapayım? Kimse katılmadı. Ben de yıkamadım. Benim zaten teknik ekibim yok. Böyle geldi İstanbul bu duruma. İşte 5216 sayılı yasanın 11. maddesi bunu ortadan kaldırdı. Bütün belediyelere o zaman şöyle bir yazı gönderdik. Bütün kaçak yapıların bilgi ve belgelerin tarafımıza gönderilmesi. Eğer bu belgeleri iletmediğiniz takdirde ilçe belediyelerine yazdık, belediye başkanlarına bu yazıyı. Hakkınızda hukuki işlem yapılacaktı diye yazı yazdık. Bir hafta 10 gün sonra pıtır pıtır yazılar dökülmeye başladı. Dedik niye yıkmıyorsunuz? Tekrar ikinci yazı. Bizim teknik ekibimiz yok. Hemen arkasından bir yazı daha. 5216 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince tarafımıza kaçak yapıların bildirilmesi, eğer durumunuz müsait değilse, teknik ekibiniz yoksa bize bunu yazıyla bildirin dedik. Hemen bir hafta sonra yine yazılar pat 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 düşmeye başladı. Çünkü niçin düşmeye başladı? Değerli arkadaşlar, bir çok önemli madde daha geldi 5206 sayılı yasadan başka. O da Türk Ceza Kanunu 184. maddesi. Ya bu olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık. Şu madde. Hapis cezası geldi de onda. Evet, bakın şu imar kirliliğinin neden olma maddesi 184. madde. Burada ne diyor? Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir faaliyetin icrasına müsaade eden kişi, yani belediyeci, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu şu demek, bunun alt tabanı 2 sene. Eğer 1 sene olsaydı para cezasına çevriliyordu. Ama 2 sene olduğu için para cezasına da çevrilemiyor. Buna müsaade eden kişi, yapan ve yaptıran 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası alacağı için herkes ya bir dur dedi. Herkes bu işin ciddiyetini kavradı ve Türk Ceza Kanunu 184. maddesi İstanbul'da ve Türkiye'de kaçak yapılaşmanın dönüm noktası oldu. İşte bu tarihten itibaren herkes kendini bu maddeye göre ve bu yeni duruma göre yeniden konumunu gözden geçirmek zorunda kaldı. İlçe belediyeleri bu işin ciddiyetini kavradı. Ve biz 2004 yılının sonlarına doğru İstanbul'da kaçak yapı yıkımlarına başladık. Yani ben de o dönemde bir seneyi aşkın görev yaptım. Sonra daire başkanlığını yürüttüm. Tek tek böyle yazılar yazarak arkadaşlar, bu yazı örneklerini size getirdim ki göstereyim. Muhtarlıklara yazı yazdık. Yani muhtar, ey muhtar, bundan sen de sorumlusun kaçak yapıdan. Bunu bize bildirmezsen şeklinde. Bütün bu resmi yazılar, benim elimde bu belgeler var. Bir dönemin mücadelesidir bu. Sonra baktık bütün ilçe belediyeleri tek tek, işte bizim şurada şu yapımız var, bizim burada bu yapımız var, o var, şu var. Ha, o zaman biz geldik Büyükşehir Belediyesi olarak bir program yaptık. Hatırlarsınız o yıllarda 2004-2005 yıllarında kaçak yapıyla mücadeleye başladık. Her gün artık kamuoyunda, medyada, görsel basında kaçak yapı yıkımları vardı.
O dönem gerçekten bunun yükünü çeken hocalarım var. Mesela Profesör Ramazan Evren, burada kendisini şükranla yad etmeliyim. O dönem belediyemizin genel sekreterliğini yürüttü. Şu anda Çanakkale valimiz olan Ahmet Çınar, Mustafa Tahmaz. İşte beraber bu çalışmaları yaptık. Ve 8 ayın içerisinde 6000 tane kaçak binanın yıkımını işte bu prosedürle gerçekleştirmiş olduk. Yani sahillerle başladık. İşte Avcılar'dan başladık. Burada Çakıl Gazinosu'na kadar, işte karşıda Kadıköy'de başladık. Tuzla'ya kadar bir kere bütün sahilde vatandaşa kapalı ne kadar kafe varsa. Eskiden bu kafeler suçmer yani şeydi, hap falan satılan yerlerdi. Bu vatandaş giremezdi, orada bir çay içemezdi yani. Yeni Kapı'da, Kum Kapı'da falan. Öyle yerlerdi, oralar hep temizlendi o dönemde. Şimdi öyle bir süreç yaşandı gitti. Hatta böyle çok benim enteresan bazı hatıralarım da vardır. Onlardan böyle birkaç tanesini burada zikretmek istiyorum. O dönem Türkiye'nin de tanıdığı işte böyle bir yeni tanıştığı bir dönem kaçak yapıyla mücadele edelim. Mesela Sultanbeyli'de bir yapı yıkıyoruz değerli arkadaşlar. Fakat yani yapı sallanıyor böyle, gidiyor geliyor. Ondan sonra kepçe de var, bütün basın da orada tabii, basın da geliyor oraya. İşte yapıya doğru bir şekilde vurmamız lazım. Çünkü yapı iki taraf dolu. Sağdaki binaya da düşebilir, soldaki binaya da düşebilir. Yapı böyle goflet gibi olmuş içi. Bir şekilde onu yıkmamız lazım. Yapı ancak üst ön taraf yola düşerse şey bize zarar vermiyor. Tabi basın orada, işte operatörler orada, kepçe operatörleri işte nasıl vuracağız, nasıl edeceğiz falan. Kameralarda sürekli üstümüzde çekiyorlar falan. Böyle çok zor durumlar yaşadık. Çünkü batıda bir yıkım mühendisi diye bir şey var. Bu da ayrı bir bilim dalı aslında yani. Yani en sonunda dedik ki işte iki kepçe arkaya geçsin. Aynı hizada, aynı anda ve aynı şiddetle yani yapıyla temas kursun. O şekilde yapının işte öne düşmesini sağlayalım. Öyle oldu Allah'a şükür. Ama aksi olsaydı herhalde bize orada o basın medyada oradayken herhalde bayağı bir olay olurdu. Bir diğer şey de Avcılar'da, Ambarlı'da yaşadık. Ambarlı'da bir heyelan bölgesi vardı. 33 tane yapı böyle denize doğru gidiyordu. Hatta bir tanesi de meşhur bir basın mensubunun şeydi, eviydi. Şimdi orada da yıkım yapacağız. Nasıl yapacağız? İşte arıyoruz falan. Zabıta müdürümle beraber gittim. İşte Ambarlı'da, Avcılar'da yıkıcı arıyoruz. Kahvelerde, kahvelere falan oturduk. İşte yıkıcılar falan. Yıkıcı Osman'ı bulduk. Yıkıcı Osman dedi, ben burayı yıkarım. Dedik, nasıl yıkacaksın? İşte bana dedi, buranın kapısını, çerçevesini verin. Eşyaları ben onun karşılığında yıkarım, para da almam. Yani böyle bir şeyle mesela orada o gün o evler yıkıldı. Ertesi gün Milliyet Gazetesi manşet attı, Türk usulü yıkım diye. Ama yıkıldı yani sonuçta, başarılı iş. Ondan sonra böyle yaşadığımız hatıralar, mesela Avcılar Tahtakale'de toplum polisi o gün çok az gelmişti. 5 tane polis vardı. Ben zabıta müdürümle beraber işte imar müdürü olarak orada bulundum. 5 tane yapı yıktıktan sonra halk galeyana geldi. Biz işlerinde kaldık. O zaman tabii biz de tepkili kıyafetiz, böyle sakallarımız uzun falan, o şekilde gidiyoruz. Yani böyle çok tehlikeli zamanlar geçirdiğimiz çok zamanlar olmuştur. Belediye aleyhine sloganlar attılar orada insanlar. Biz de onların arasına karışıp biz de slogan attık. Yani can havliyle ne yapalım? Bu böyle. Yani böyle şeyler yaşadık. Yine Beykoz'da Tokatköy'de bir yıkım yaşamıştık. Orada Yücel isimli bir çocuğun ağlayışını hiç unutamam. Ondan çok etkilenmiştim. Sonra işte Yücel'e bir ev, belediye bir ev verdi. Yücel şimdi çok mutlu. Görüşüyoruz hala Yücel'le. İyi ki oradan çıktık, daha güzel bir evde oturuyoruz falan diyor. Askeri bir bölgede, çünkü askerlerin top atış sahasında olan bir yere ev yapmışlar, düşünebiliyor musunuz? Yani askerin top atış sahasında bir yerde yerleşimler vardı, böyle Giresunlu 3-5 aile gelmişler, orada koloni şeklinde bir yerleşim kurmuşlardı, orman içinde ve askerin atış sahasında olan bir bölgeydi. Yani bunları o dönem tabii yapmak zorunda kaldık.
Herhalde dua kadar beddua da almışızdır. Yani ben onu da söylüyorum. Çünkü o kadar bina yıkmak gerçekten kolay bir şey değil ama. Ama İstanbul'da bu kaçak yapı illetinden kurtulması gerekiyordu. Yani birilerine bunu yapması gerekiyordu. O şekilde böyle bir süreç yaşandı değerli arkadaşlar. Şimdi İstanbul'un bir de bölgesel kaçak yapı trendleri var. Biraz da onlardan bahsederek sohbetimizi, toplantımızı bitirmek istiyorum. İstanbul'un her yerinin arkadaşlar farklı kaçak yapı karakterleri vardır. Trendleri de diyebilirim. Mesela Tarihi Yarımada. Tarihi Yarımada Laleli, Sultanahmet bölgesini ele alırsak genelde kafasını uzatan şu kaçak katlar vardır. Bakın şurada. Ben bunlara panorama katı derim. Şunlar, şunlar. Bunların hepsi kaçaktır. Şunların tek katı kaçaktır. Bir kat kazanarak, bir kat atarak içeriden merdivenle bir ya da iki kat kazanan, kafa uzatarak denizi görmeye çalışan katlar bunlar. Panorama katları. Genelde Fatih'te, Laleli işte bölgesinde bunlar yapılır. Boğazı zaten onu ayrıca bir önümüzdeki toplantıda bunu zikredeceğiz. 2960 sayılı yasayla çok zengin bir bölge Boğaz. Emlak değeri çok yüksek. Manzara değeri çok yüksek. Dolayısıyla her dönem kaçak yapılaşmanın olduğu bir yer. Tabii biraz azaldı tabii. Oldukça azaldı ama hala tabii ufak tefek şeyler var. Bakın deniz kenarında kurulan bu tür şeyler vardı değil mi? Yani denize getirmiş adam, denize sıfır, kıyı kenar çizgisinde olan bir yerde tesis yapmış, orayı çevirmiş, bir oylum meydana getirmiş. Yani bu tür yerler var. Ondan sonra Muhsin Hatun Mahallesi, Kadırga bölgesinde, şimdi gayrimüslim nüfus yaşıyor. Burada da daha çok tarihi yapıların, yani ikinci grup tarihi eserlerin içini boşaltarak, içindeki bütün plan şemalarını bozarak yapılan oturma alanları var. Bu da bir başka tarzdır. Kapalı Çarşı Hanlar bölgesi değerli arkadaşlar, o bambaşka bir alem. Kapalı Çarşı Hanlar bölgesinde de şuraya almıştım herhalde o fotoğrafı. Bakayım, evet burada olması lazım. Evet, Kapalı Çarşı Hanlar bölgesi. Bakın Kapalı Çarşı'nın üstten görünüşü. Bütün bu bölgedeki hanlar. Yani hanlara yapılan ekler, o siz de zaten biliyorsunuz, görüyorsunuz. Yani orada bir kere o tarihi han özelliği hiç kalmamıştır. Orada vahşi bir ticaret vardır. Vahşi bir ticaretten dolayı da orada oluşan işte yeni hacim açmalar, dükkan açmalar, çünkü dükkanlar çok pahalı. Ufacık 2 metrekare bir yerim olsun, hemen kuyumcu açayım falan. Bu şekilde bilhassa birinci grup tarihi eserlere yapılan kaçak ekler. Onun dışında çanak antenler, duman tahliye boruları, çeşitli tentelerden oluşan kaçak yapı tipleri. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık Nuri Osmaniye'de ama en fazla bir hafta 10 gün yapabildik. Araya girdiler, aradılar, milletvekiller aradı, şu aradı, bu aradı falan. Yani düzeltebildiğimiz kadar düzeltmiştik orada. Şehrin çeperleri arkadaşlar. Evet, Sultanbeyli. Bu da bir başka bir şey. Sultanbeyli. Yani bakın burada da Sultanbeyli'de de tamamen kaçak yani. Şimdi tabii tapu sorunu kısmen çözüldü Sultanbeyli'nin. Sultanbeyli 2B kapsamında. Peki 2B nedir? 2B arazi orman arazisidir ve 2B arazi size ancak değerli arkadaşlar zilliyet hakkı verebilir. Yani siz orada ancak tarım ve hayvancılık amaçlı yapıyı kullanabilirsiniz. Buna da zilliyet denir. Fakat şimdi bunlar tarım ve hayvancılık yapıları mı sizce yani? Değil Sultanbeyli. Sultanbeyli gibi birçok yer var tabii. Türkiye'de de var, İstanbul'da da var. 2B kapsamında kalan yerlerde de artık tabii hükümet ne yaptı haklı olarak? Yani buraları madem ben kaldıramıyorum, yıkamıyorum, edemiyorum ama bu da orman arazisi, milletin arazisiydi zamanında. O zaman ben bunları satayım, bundan gelir elde edeyim. Son derece doğru bir yaklaşım. Ama bunun olması için de bana göre öncelikle orman sınırlarımızın kadastrosu tam doğru değil şu anda. Yani bütün ormanlarımızın bir kadastral sınırının, orman sınırının yeniden doğru bir şekilde belirlenmesi lazım.
Bununla ilgili çalışmalar bir müddet yürütüldü. Şu andaki son durumu nedir bilmiyorum. Ama işte maalesef 2B kaçak zilliyet hakkı veren sadece hayvancılık ve zirai amaçta kullanılması gereken alanlar böyle devasa kaçak alanlara dönüştü. Sultanbeyli gibi. Şehrin çeperleri de yine bu şekilde kaçak yapılaşmayla kaybedildi. Tabii biz hep eleştiriyoruz bazen değil mi? Mesela geçen toplantıda işte hükümetin bu 3. köprü kararını, 3. havaalanı kararını eleştirdik. Ama doğru yaptığı çok işler de var. Bunların en başında da arkadaşlar bu hükümetin kaçak yapılaşmayla yaptığı mücadele gerçekten takdire şayandır. Yani 2004 yılından beri yaptığı bu çalışmalarla da bilhassa da hükümetin yaklaşımları, Sayın Başbakan'ın işte son Akdeniz ve Ege'de kıyıdan bakarak kaçak yapılara karşı bir hassasiyet göstermesi de son derece önemli şeyler. Mesleki açıdan da desteklememiz gereken hususlar. Yani hükümeti birçok yerde eleştirirken ama bu konuda da destekliyoruz ve son derece başarılı çalışmaların altına imza atmıştır kaçak yapılaşma konusunda. Günümüzdeki trend de arkadaşlar, bir dakika bitireceğim, sonra soruları alacağım. Günümüzdeki trend de artık arkadaşlar, bütün bu mücadele sonunda tabii anlatacak çok şey var. Bunları bir saate ben sığdıramıyorum. Yani büyük bir sempozyum konusu bunlar aslında. Her birisi ayrı bir şey. Sultanbeyli ayrı bir alem. Yani şu orman içindeki bu kelleşmeler ayrı bir şey. Tarihi dokulardaki şeyler apayrı şeyler. Yani ama bu kadarını bir genel bir bilgi veriyoruz sonuçta. Geldiğimiz noktada artık kaçak yapı gerçekten 2004 döneminden sonra oldukça azaldı. Artık bugün hemen hemen yoklar seviyesinde. Yani kimse artık kaçak yapı yapmıyor. Ya da varsa da az. Artık encümen kararları da oldukça azaldı. Evet, şu size tablodan bahsetmiştim değerli arkadaşlar. Yani bütün bu geldiğimiz süreçte İstanbul'daki 1.241.671 yapı, ruhsatlı bina sayısı 293.977, kaçak bina sayısı ruhsatına aykırı, ruhsatsız ve tapusuz 761.266, İskanlı bina ne kadar? 121.000. Ancak %10'u İstanbul'daki yapılan iskanlı. Yıkılan bina sayısı 17.000. Kaç? 761.000. Uygulanan 17.000. Encümen karar sayısı 2004 öncesi 125.000 tane encümen kararı var. Yıkım kararı var. 125.000 tane. İşte 2004 sonrasını ayrıca değerlendirmek lazım. Evet, bu. Yani geldiğimiz şey bu oldu. 2004 yılında işte bu 184. ceza, Türk Ceza Kanunu 184. maddesi ve Büyükşehir Yasası'nın değişmesiyle beraber de kaçak yapılaşmada oldukça önemli adımlar atılmış oldu. Şimdi de artık bu yavaş yavaş bu hastalık bilhassa Sayın Başbakan'ın ve hükümetin de hassasiyetiyle iyi bir noktaya geldi. Ama hala bitmedi. Bitmez de. Yani insanoğlunun hırsı ve tamahı sürdükçe bitmez. Topraktan, parselden bir şeyler kazanma şeyi, kaçak kat atma şeyi ya da taban alanını büyütme şeyi bitmez. Hiçbir zaman da bitmeyecek. İlgili idare ve yerel yönetimler bu konuda gerekli denetimlerini yapacaklar. İmar planlarını ve yönetmeliklerini her zaman sağlıklı bir şekilde ortaya koymak durumundadırlar. Evet, ben teşekkür ediyorum bugünkü çalışma için herkese.